Herkese merhabalar. Bugün Kiwi Festivali'ne gidiyoruz. Ben Gökşen Tutuk. Adım adım Yalova YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kiwi Festivali'ne gidiyoruz. Su başındaki festivali. Oraya adım adım gideceğiz ve size Kiwi Festivali'nin güzelliklerini tanıtacağız. Benim için festivaller çok 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 önemlidir. Çünkü bir yerin, bir şehrin kültürel tanıtımını ve özelliklerini, güzelliklerini tanıtması için bir platform oluyor. O yüzden Yalova merkezden çıkarak adım adım festivale doğru gideceğiz. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Bakalım festivalde neler var, onların hepsini size tanıtacağız. Adım adım Kiwi Festivali'ne doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Neredeyiz? 9.sü düzenlenen su başındaki Kiwi Festivali'ndeyiz. Nasıl bir etkinlikler düzenlemişler sizlerle paylaşacağız. Şimdi hep beraber Kiwi Festivali'ne doğru gidiyoruz. Evet, girişi gayet güzel yapmışlar. Müzikler de geliyor. Çok merak ediyorum festivalde neler var. Her zaman söylüyorum, festivaller bir şehir için, bir yer için çok önemlidir. Ne kadar kivinin kilosu? 600 ton. Kilo, 1 kilo, 1 tane 12,5 lira. Kilosu 12,5 lira. Kaşi armutu ilk defa karşılaşıyorum ve Yalova'da üretiliyor. Kiviyle birlikte aynı zamanda bildiğiniz elmaya benziyor. Yalova için gerçekten çok önem teşkil ediyor. Evet, şimdi adım adım bakalım daha neler var. Bu nedir acaba? Nedir bu? Hurma. Hurma. Burada mı üretiliyor? Bu geliyor burada. Burada üretiliyor. Hurma da üretiyoruz. Burada da. Armut da üretiyoruz. Kivi de üretiyoruz. Galiba olsun ya. Siz okul olarak mı katıldınız? Evet, çok güzel. Kermes havasında toplanan ücretler okula gidecek. Ya, festivalin faydalarını görüyorsunuz işte, değil mi? Tosun eniştenin çiğ köftesi. Ben yapıyorum hepsini. Doğal. Evet, doğal. Anladım. Bal badem tatlısı. Bakıyoruz şimdi. Evet. Bu festivalleri de bu yüzden seviyorum. Değişik tatlar, değişik şeyler görüyoruz. Gerçekten çok güzel. Bunların hepsi su başında mı yapılıyor? Su başında mısınız? Evet. Çok güzel. Bak. Çantalar, mantalar. Semra Hanım'ı yakaladım. Semra Hanım, Subaşı Belediye Başkanı'nın eşi oluyor. Kenarda, köşede. Evet. Yakaladım kendisini. Çekime katılmak istemedi ama. Ha, olsun, sağ ol. Beraber. Beraber bir hoş şekilde geldiniz, katılacağız. Hoş bulduk efendim. Gerçekten denk çok getirdiniz. Güzel bir ortam var. Evet. Düşünülerek profesyonelce yapılmış. Şimdi biz de bakacağız, gezeceğiz. Beraber evet. De gezeriz. Bakarız artık. Değişik tatları tadarak artık devam edeceğiz yolculuğumuza. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi harikasınız. Bu bir dernek mi, kooperatif mi, kendiniz mi yapıyorsunuz böyle? Kadın kooperatifi. Kadın kooperatifi. Çok güzel. Bayıldım. Festival alanından herkese merhabalar. Biliyorsunuz kivi üretimi açısından Yalova olarak
birinci sırada oluyoruz Türkiye illerini düşünürsek eğer. O yüzden çok güzel bir potansiyel var burada kivi yetiştiriciliği ile alakalı. Çok da güzel festival yapmışlar. Hani kivinin haricinde birçok şeyler de var. Buradaki köylerde kadınların üretimlerini de tanıtıyorlar. Birçok yerden de gelmişler, katılım yapmışlar. Kendi ürettikleri şeyleri satıyorlar. Ben çok beğendim şahsen. Çok da hoşuma gitti festival olarak. Kivinin de ayrıca biliyorsunuz ki C vitamini açısından, bağışıklık sistemi açısından çok önemli bir değeri var. Hani şöyle günde 2 tane kivi yediğiniz zaman C vitamini ihtiyacını karşılayabilirsiniz. O yüzden de çok güzel bir meyve diyorum. Şimdi festivalimizi gezmeye devam ediyoruz. Güzelmiş. Bu ne güzel bir çanta. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet. Bunları siz yapıyorsunuz. Evet. Subaşında mısınız? Her üründen sadece bir tane var özel olarak. Ben şahsen çok beğendim yani. Devamı da olur inşallah. Zaten 9. bu. 9. Evet, daha da çok olacağına inanıyorum. İnşallah bakalım artık 50-60 nereye kadar. Oo, nereye kadar artık. Kolay gelsin o zaman. Subaşı belediye başkanıyla görüştük. Standları gezerken. Biraz önce de eşiyle de görüştük. Belki de sürpriz biraz sonra da Yalova Belediye Başkanı ile karşılaşabiliriz. Görüldüğü üzere tarih hatayı tekrar eder ama başarıyı yazar arkadaşlar. Seni arıyorum ya. Nerede diyorum bakıyorum. Buna bak böyle yapınca. Bugün yerel sanatçılar var. Yarın da koşu olacak. Biraz sonra da zaten zumba gösterisi olacakmış. 2 günlük bir süren festival bu. Ama dolu dolu geçen bir festival. Koşudan sonra da zaten buluşsuzluk özleminiydi. Buluşsuzluk özleminin konseri olacak. Aşağıda da konser yeri için ayrı bir yer hazırlamışlar. Valla. Müzikle çok fazla herhalde tanıtım yapamayacağım. Ama şurada isterdim ki ben gerçekten kivi festivalinde kivi reçelini, kivi turşusunu, kivi suyunu, kivi pastalarıyla böyle kivilerle pastalar yapılan bir sunum ayrıca isterdim. Evet, bayanların yaptığı yerel tatlar var. O tarafta satıyorlar ama ben kiviyle ilgili bir şeyler olmasını isterdim. Ama onun dışında bence çok güzel bir festival. Çok güzel bir sunum olmuş. Çok da güzel bir gün olacak. Yani eğer festivale gelirseniz gerçekten herkes kendinden bir şeyler bulabilir. 10. festivalde görüşmek üzere. Mesela bir kasa ne kadar bana almak istesem şu anda? Kiviler? 90 lira. Evet. Bir kasa kivi 90 lira. Ne dedik? Günde 2 tane kivi yerseniz günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılarsınız. Öyle bir şey vardı. 7 meyvanın vitamini var diyorlardı. O kadar yararlı bir şeymiş. Onun haricinde de zaten Yalova olarak Türkiye birincisiyiz. Kivi üretiminde birincisiyiz. İkinci, üçüncü sırada kim geliyor bilmiyorum ama tekrardan ilkler olarak kivi üreticiliğinde birinciyiz. Zaten çiçek şehri olarak anılıyoruz. Neden kivi şehri olarak da anılmayalım değil mi? Bunun için de yapmamız gereken tanıtımlarımızı çoğaltmak gerekiyor. Nasıl sunum yaptığımız da çok önemli. 9.sü gerçekleştirilen kivi festivalinin üzerine kasa kata süreceğine de inanıyorum. Bir kasa olarak mı satıyorsunuz? Nasıl satıyorsunuz? Kiloyla ne kadar kilosu? 10 lira. Çok iyi. Bir kilo alalım mı? Şöyle güzellerinden. Bu hurmalar yalnız olmamış herhalde. Bunları nasıl yapıyoruz? Sabah gün açtığı zaman yemeniz lazım. Güneşe bırakacağım. Güneşe bırakacağım, orada duracak. Hurmalar ne kadar? 10 lira. Tamam. Bilgilendirme yapıyorum. Olmamış kivilerin içerisine bir tane elma koyuyorsunuz ve beklemeye bırakıyorsunuz. Bir hafta bekleyeceksiniz. Kısa günün karını yapmış bulunmaktayız.
Hadi bakalım gidelim. Eğer acıktıysak, şurada hanımlar bir şeyler yapıyorlar. Kendi elleriyle yapmışlar. Biraz onlardan yiyelim. Biraz karnımızı doyuralım. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Müzik beni çağırıyordu. Evet, dedim ya festival hareketlendi diye. Hadi bakalım. Bakar mısınız? Buyurun siz izleyin, buyurun. Çok güzel ürünler var. Kadınların kendileri yaptıkları kooperatifler. Kendi satışlarını yapıyorlar. Ben çok beğendim. Çok güzel ürünler. Ve su başında da gerçekten birçok şeyin olduğunu burada görebiliyoruz. Sepetler yapıyorlar. Çantalar yapıyorlar. Çok hoşuma gitti açıkçası. Ben sevemedim mi? Şimdi kiminle karşılaşıyoruz, sürpriz. Merhabalar efendim. Bastık. Aa, tesadüfe bak. Yalova Belediye Başkanı ile karşılaştık. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sen burayı keselim Batı. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Festival çok güzel. Donanımlı bir festival. Aşağıda da biraz dans ettik geldik. Değil mi? O kadar festivaller gezdik. En güzel festival Kivi Festivali'ydi. 10. Evet, 10. festivalde görüşmek üzere. Altınova'dan Armutlu'ya herkesi Subaşı Kivi Festivali'ne bekliyoruz. Aynen öyle. Harika. Standlar harika. Sunma da var. Evet. Daha ne olsun? Konser de var. Sonra yakıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Allah'ım güzelliğe bakar mısınız? Kivi Festivali'ne doğru giderken bahçelere girdik. Bakalım dedik, bu kivi nerede yetişiyor, nasıl yetişiyor? Ben kivi bahçelerini görmek istiyorum dedim. Ve girdiğim zaman şu anda sahipleri beni izliyorsa selamlar gönderiyorum. Kusura bakmayın ama ben çok merak ettim kivi nerede yetişiyor diye. Hani ben böyle bir hayalimde böyle yerlerde falan düşünmüştüm ama bildiğiniz bir ağaçta yetiştiriliyor. Kivilere bakar mısınız? Ama enteresan olan bu taraftaki hurma, bu tarafta kivi yetiştiriliyor. Demek ki bunun iklimi ikisine göre de işe yarıyor. Birazcık Akdeniz iklimi istediği için kivi, ana vatanı Çin olmasına rağmen Türkiye birazcık geç olarak giriş yaptı kivi üretimine ama daha sonra ne yaptı? Çok güzel bir üretim yaparak Türkiye'de Yalova olarak birinciliği elde ettik. Yani Türkiye sıralamada dünyada büyük bir ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam 7. sırada olması gerekiyor. Bu da büyük bir başarı. Topraklarımız çok verimli diyoruz. Ben Subaşı Festivali'ni gerçekten çok beğendim. Sene sene kata kata büyük bir ihtimalle festival devam ediyor. 9.sü gerçekleşen bu seneki festivalin 10. festivalinde de inşallah yer alırız diyoruz. Gelip gezilip görülebilecek bir yer. Herkesin içerisinde kendinden bir şey bulabileceği bir festival olmuş. Ben çok beğendim. Sizin de gelip gezmenizi isterim. Görüşmek üzere. Abone olmayı, takipte kalmayı sakın unutmayın. Sevgilerimle.